Ülkenin bunca birikmiş derdi varken hükümet her zaman yaptığını yapıyor, milletin gündemiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir gündemi ortaya atıyor, cambaza bak diyor. Bu yeni gündemin adı yeni anayasa. Hükümet bu anayasayı eski ortağı darbeci hain fetöyle ile el ele verip değiştirmedi mi? Bunun için yaptıkları referandumda darbeci ortakları ölüleri mezarından kaldırıp oy kullandırmaktan bahsetmedi mi? Yetmedi ortaklarının hain darbe girişiminden sonra kendi yaptıkları sivil darbe sürecinde o hal şartları altında anayasayı değiştirmediler mi? Bunca değişiklik yaptıkları anayasayı bugüne kadar da sayısız defa çiğnemeyi de ihmal etmediler. Şimdi seçime doğru yeniden yeni anayasa yapma derdine düşmüşler. Ya bugüne kadar yaptıkları anayasa değişikliklerinin millete ne hayrı oldu ki yeni yapacaklarının bir hayrı oldu. Diğer taraftan tek kişilik bu ucube rejimin başının özgürlükçe anayasa sözleri ise tam bir komedi, trajikomedi. Milletin gündemine takla attırmak için boşa uğraşmasınlar. Açım kiramı ödeyemiyorum diyenlere, hakkını arayan öğretmene, ormanı koruyan çevreciye ters kelepçe takanlarla, madımak gibi bir insanlık suçunun zaman aşımıyla üstünü örtenlerle, sendikaya üye olanların, işten atılanların ses çıkardı diye kafasına kalkan vurarak gözaltına alanlarla, Ayder yaylasında imara tepki gösterenleri, hakimlerine aldırırım seni diye tehdit ettirenlerle, iktidarını 12 Eylül'de başlayan sürece borçlu olanlarla, mevcut anayasayı tanımayıp anayasa mahkemesi kararlarına uymayanlarla, bu rejimin müellifleriyle yerel seçimler öncesinde anayasa tartışmak, milletin açlığının üstüne şal örtmek isteyenlerin, zulmünü yerel seçimlerin ardından daha da arttırmayı hedefleyenlerin değirmenine su taşımak olur. Mazot fiyatı aldı başını gitti. Tekirdağ Malkara ilçesinde 120 litrelik bir traktör deposu seçimden önce 2429 liraya dolarken bugün 4897 liraya doluyor. Malkaralı çiftçi hemşerim traktörüne mazot koyup tarlasına nasıl gidecek? Buna çözüm bulmaya çalışan yok. O zaman yüklen vatandaşa. Hükümet seçimden sonra mazotta vergiyi arttırdıkça arttırdı. Bir tır Antalya'dan İstanbul'a gelişte sadece 13 bin liralık mazot yakıyor. Bunun otoyol parası var, köprü parası var, şoför masrafı var, kamyoncunun karı var, ödenecek vergisi var, işletme giderleri var. Bir de bu aracın Antalya'ya dönüşü var. Gidiş geliş hesap edildiğinde 20 tonluk malın İstanbul'a getirilmesi 10 binlerce lira tutuyor. Hükümetin buna da bir çözümü yok. O zaman yine yüklem vatandaşa. Yetmiyor hükümet fiyatını belirlediği mal ve hizmetlere de zam üstüne zam yapıyor. Çaya 100 günde 4 kez zam yaptılar. Seçimden sonra çay fiyatı %90 arttı. Yüksek hızlı trene sene başında %15'lik bir zam yapmışlardı. Ama o buzdağının görünen kısmıymış. Seçimden sonra Temmuz'da ve Eylül'de öyle zamlar yüklediler ki daha birkaç ay önce 230 lira olan İstanbul Ankara bileti şimdi 430 liraya fırladı. Sonra da çıkıyorlar enflasyonla mücadele birinci önceliğimiz diyorlar. Enflasyonla mücadele edecekseniz işe önce kendi koyduğunuz fiyatlardan, katladığınız vergilerden, harçlardan anayasaya aykırı şekilde iki kere aldığınız motorlu taşıtlar vergisinden başlayın. Vatandaşın maaşına, ücretine, kredi kartına musallat olmayın. Vatandaşın harcamasını kısmak için gelirine, kredisine, kredi kartına musallat olan hükümet iş kendi bütçesine gelince durdurak bilmiyor. Daha iki ay önce ek bütçe getirdiler. Depremin bu yılki maliyetinin iki katı kadar vergi ve harcama yazdılar. Yetmedi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe hakkını Cumhurbaşkanı'nın vesayeti altına aldılar. Torba yasayla Cumhurbaşkanı'na bütçeye yüz milyarlarca liralık ödenek ekleme yetkisi verdiler. Getirdikleri orta vadeli programda bu yıl ek bütçe kanunuyla verilmemiş 974 milyar liralık bir harcama yetkisi daha kullanacaklarını açıkladılar. Anlaşılan yerel seçimlerden önce bütçeyi darmadağınık etmeye devam edecekler. Tabii parayı bulabilirlerse. Devlet yönetiminde kuraldır. Sizin yönetemediğiniz şeyler sizi yönetir. Bu hafta Merkez Bankası yeni faiz kararını açıklayacak. Karar öncesi faizlerle ilgili bir açık arttırma sürüp gidiyor. Umarız yeni ekonomi yönetimi faiz ilacını kullanırken kendilerinden önceki yönetimin hatalı politikalarıyla ekonomide neden olduğu kırılganlıkların farkındadır. Zombi şirketlerin, borçlu ailelerin batmasına neden olmanın zincirleme etkilerini görüyordur. Bununla ilgili olarak gereken tedbirleri alıyordur. Yönetilemeyen bir diğer alan ise diplomasi. Türkiye son G20 zirvesinde planlanan yeni stratejik ticaret yolu Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomi koridorundan dışlandı. Ne masada oturabilen ne de buna çıtını çıkarabilen Erdoğan, uçağını aldığı gazetecilere Türkiye'siz koridor olmaz cakaları satsa da ülkemize Hindistan'dan Avrupa'ya uzanan bu yeni ticaret rotasında yer verilmedi. Biz ülkemizin geleceğini, büyümesini, kalkınmasını çok yakından ilgilendiren bu hatta neden yokuz diye soruyoruz. Hükümet sözcüleri, parti sözcüleri hep bir ağızdan hakaret yağdırıyor. İftiralara başlıyorlar. Kibirli bir edayla da akıl vermeye kalkıyorlar. Ama hakaretle, de, kibirde suçluların telaşını örtmeye yetmiyor. Aslında biz bu soruyu cevabını bilmediğimizden sormuyoruz. Milletimizin bu sorunun cevabını hükümetin ağzından duymasını, hükümetin ülkemizi içine soktukları bu üzücü durumun hesabının verilmesini istediğimiz için soruyoruz. Onlar söylemiyor. Hakikati biz söyleyelim. Türkiye bugün böylesine önemli bir koridordan dışlandıysa bunun sebebi bu yönetimin diplomasideki yanlış tercihleridir. Kibir abidesi Erdoğan'ın bir gün öyle bir gün böyle tavırlarıdır. Milletin çıkarının önüne başka çıkarlar koyarak yapmaya çalıştığı küçük kurnazlıklardır. Önce kafa tutup sonra tükürdüğünü yalayan siyasetidir. Bunların bölgede ve dünyadaki muhataplarında güveni bitirmesidir.